Yeditepe Üniversitesi adına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci buluşmamızla birlikteyiz. Ve bugün gastronomi ve mutfak sanatları, grafik tasarımı, tekstil ve moda tasarımı, plastik sanatlar ve resim, sanat ve kültür yönetimi, tiyatro bölüm öğrencilerimiz bizlerle sırayla onların deneyimlerini ve tecrübelerini bizimle paylaşmasını isteyeceğiz. Çünkü öğrencilerimizin tecrübeleri bizler için çok çok kıymetli. Size de umarım faydası olacaktır. Öncelikle gastronomi ve mutfak sanatlarından 4. sınıf öğrencimiz Şamil Aybey Dönmez ile başlamak istiyorum. Şamil hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Şamil Ağabey Dönmez. Gastronomi ve Mutfak Sanatları son sınıf öğrencisiyim. Kısmetse ilk güne mezunum. Evet. Seni Buyurun. dinleyelim. Biz Tamam. böyle Yeditepe tecrübeni. Okey, başlayayım. Benim gastronomi ve mutfak sanatları tercih etme sebebim medya. O zamanlar yani lise 1, lise 2 yıllarında Anthony Bourdain, bilmiyorum tanıyor musunuz? Dünyadan Lezzetler olması lazım. Bir belgeseli vardı. Ben o programı dolayısıyla gastronomi ve mutfağa merak saldım ve tercih dönemine kadar da bu büyüyüp gittim. Gastronomiyi seçmeye karar verdiğim andan itibaren de puanım Türkiye'deki her yere yetiyordu benim. İlk tercihimde de o zaman bir iki üniversite dışında, yani üç tane zaten tercihim vardı. Yeditepe Üniversitesi vardı ki tercih listesinde sadece Yeditepe Üniversitesi'ne girmiştim. Bunun sebebi bir arkadaşım okuyordu burada. Bana çok methetmişti. Bir ikincisi de tanıtımına geldiğimde Nikola Şef ile görüşmüştüm. O zamanlar mutfağın başındaydı. Ve onu tanıyordum. Akademik kadrodan sadece Nikola Şef'i tanıyordum. Çok araştırmamıştım ama onun konuşmasıyla beraber etkilendim ve Yeditepe Üniversitesi'ni tercih ettim. Tabii Nikola Şef diyorum ama geçen 4 senede bütün akademisyenleri de yani kendileri ayrı şekillerde alanlarına hakimler ve bu yönden bence oldukça kuvvetli bölümün şeyi, profili. Bölüm kapsamı dışında da Yeditepe Üniversitesi sonuçta bir ismi var. Yani her türden insanı bulup tanışabileceğiniz oldukça sosyal bir üniversite. Kampüs de çok güzel. Bunun da seçimde etkisi oldu oldukça. İmkanlardan bahsetmem gerekiyor. Üniversitemizin verdiği ve bölümümüzün verdiği. Ben neredeyse bütün imkanlardan yararlanan bir öğrenciyim. Öncelikle çift anadal programı yapabiliyorsunuz. Ben beslenme ve diyetetik de yapıyorum. Onda da 3. sınıf öğrencisiyim. Belli bir ortalamanın üzerinde olunca ve puan belli bir başarı sıralaması yakaladığınızda anlaşması olduğu işletme gibi, sosyoloji gibi, beslenme, diyetetik gibi, radyo, televizyon, sinema gibi bölümünüzün anlaşmalı olduğu bölümlerle çift anadal yapabiliyorsunuz. Yan dalda da daha çok bölüm kıstası var. Yan dalımda radyo, televizyon ve sinema ile yapıyorum ben. Yurt dışı ve staj deneyimleriyle alakalı da Yeditepe Gastronomi ve Mutfak Sanatları yurt dışına öğrenci yollama konusunda sanırım Türkiye'nin en iyisi. Ben ilk stajımı İspanya'da 3 Michelin yıldızlı Kike Dakosta restoranında yaptım. 60 iş günü bizim stajlarımız yaz stajı olarak yapılıyor. Yani Avrupa'da yapmanın olayı bir bakıma oradaki deneyim ve o stajın bana kattığı şeyler çok farklı. Bu bağlamda Yeditepe Üniversitesi çok kıymetli bir yerde bence. Eğitim dilinin yabancı olması da hem stajda işlerimi kolaylaştırdı ve bence mesleki anlamda da bir gereklilik haline geliyor zaten. Ayrıca kariyer tercih anlamında da sizi daha esnek kılıyor. Yani bu bölümden mezun olunca mutfakta çalışmanız gibi bir zorunluluk yok. Medyada editörlük olur. F&B'de management kısmında çalışabilirsiniz. Food styling'de çalışabilirsiniz veya antropolojik anlamda bir yön edinebilirsiniz. Yeditepe Gastronomi ve Mutfak Sanatları'nda da bu tercih tamamen tabii ki de size bağlı ama edinim olarak bu esnekliğe sahip olabiliyorsunuz. Yeterli donanıma sahip oluyorsunuz. Çünkü yani mutfak denince akla yemek pişirme gelse de Yeditepe Gastronomi ve Mutfak Sanatları çerçevesinde bir yemek pişirme bölümü değil. Ki bölümümüz zaten Güzel Sanatlar Fakültesi altında. Ya bu demek değil ki mutfak derslerimiz yok, tabii ki var. Ama en az mutfaklar kadar önemli gastronominin diğer ayaklarından olan kültür, işletme, sanat ve bilim gibi önemli başlıklar ile alakalı derslerimiz de mevcut bir hali var. Ki tüm bunlarla beraber siz buradan aşçı olarak değil, her anlamda kendini geliştirmiş şefler olarak mezun oluyorsunuz.
Tabii mesleki hayatta bunlar değişiyor. Pozisyondur, çalışma alanınızdır. Bunlar birçok etmene bağlı ama kolektif eğitimi sayesinde emin olun diğer adaylara kıyasla birkaç adım önde oluyorsunuz. Tavsiye olarak da umarım gelirsiniz ve tadını çıkarırsınız. Çok güzel bir üniversitemiz var. Umarım görürüz sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Çok Rica güzel ederim hocam. özetledin. Öğrencilerimizin sorusu olursa yönelteceğim Tabii. sana. Chat kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Grafik tasarım bölümümüzden Ayşe Ezgi aramızda. Hoş geldin. Merhabalar, merhaba Serdar Hanım. Evet, seni dinleyebilir miyiz şimdi? Tabii ki. Neden Yeditepe'yi tercih ettiğimi mi anlatıyorum? Tabii. Şöyle, ben Yeditepe'yi bayağı araştırma yaparak geldim. Tam burslu öğrenciyim. Yetenek sınavıyla girdim. Neden Yeditepe? Çünkü az önce Şamil arkadaşımızın dediği gibi olanakları açısından çok geniş kapsamlara sahip bir okul. Bizim bölümümüzde de atölyelerimiz olsun, bilgisayar laboratuvarlarımız olsun, hocalarımızın bize sunduğu imkanlar olsun, staj olanakları olsun, her anlamda çok fazla seçenek var. Ve diğer bir yandan sınıflarımız çok kalabalık değil. O yüzden de her bir hocamız bizimle birebir ilgilenebiliyor. Ve ben grafik tasarımı seçmeden öncesinde okulda eğitim alacağım hocalarımın da araştırmasını yapmıştım. Hepsi birbirinden kaliteli ve değerli hocalar. Hepsi kendi alanlarında çok başka ve güzel işler yapmışlar. Bu da eğitim açısından çok önemli bir şey bence. Yani Şamil'in de söylediği gibi kampüs açısından da okulun bize sağladığı bir sürü imkanlar var. Ben de çap yapıyorum aynı zamanda. Okulun bu imkanından yararlanıyorum. Reklamcılık bölümüyle yapıyorum. Yani her türlü bize hem eğitim, hem öğretim, hem eğlence anlamı olsun. Yani sonuçta üniversite demek sadece eğitim anlamında değil. Gerçekten size sunduğu olanaklarla da eğlenerek, severek okuyacağınız bir eğitim diyebilirim. O yüzden de hem arkadaşlıklar kurmak, hem sosyalleşmek, hem de doğru eğitim almak çok önemli. Yeditepe'de bu noktada öğrencilere çok fazla olanak sağlıyor. Dediğim gibi lise sınavı, yani üniversite sınavına girdikten sonra ben çizim sınavlarına hazırlandım ve Yeditepe'ninkini kazandım. Yeditepe'yi özellikle seçmemin sebebi de başta belirttiğim gibi hocalarımın ve alacağım eğitimin kalitesiydi aslında. Bana sundukları imkanlardı. Bu sebeple Yeditepe'yi tercih ettim. Böyle Çok söyleyebilirim. teşekkürler. Peki çift anadal yaparken zorlanıyor musun? Belki önce çift anadalın ne olduğunu bir açıkla istersen. Çift anadal en basit haliyle şöyle, kendi okuduğunuz bölümün anlaşmalı olduğu bazı bölümler daha var. Bu bölümlere de başvurarak not ortalamanızı tabii ki ilk girdiğiniz bölümde yüksek tutuyorsunuz. Ve yüksek tutarak o anlaşmalı olduğu bölümleri de okuma şansı sunuyor okul size. Böylece mezun olurken aynı anda iki diplomayla mezun olmuş oluyorsunuz. İki bölümden mezun olmuş oluyorsunuz. Benim için biraz geç başladığım için ben normalde çapı en iyi ikinci sınıfta başlayın diyorlar. Ben üçüncü sınıfta başladığım için reklamcılık bir senem daha var. Grafik tasarımdan mezun olduktan sonra reklam okuyacağım. Çap böyle bir şey. Sorunuzu unuttum ben bunu açıklarken. Yok, zorlanıyor musun dedim. Yani iki bölümü aynı anda okumak. Yani şöyle çok çok kolay değil tabii ki de ama zorlanıyorum gibi de sert bir şekilde bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü öğrencinin içinde olması gerekiyor her iki bölümü de okuma hevesi. Ben zorlanmıyorum çünkü grafik tasarım zaten benim çok sevdiğim bölüm. Yani kendimi bulduğum bir bölüm diyebilirim. O yüzden bana verilen her işi de çok sevgiyle, emekle yaptığım için yani içimden gelerek yapıyorum. Boşluklarımı da teorik anlamda yapmış olduğum bir tasarımı nasıl doldurabilirim öğrenmek için reklamcılıktan çap yapıyorum aslında. O yüzden hem üç boyutlu hem de iki boyutlu olarak her türlü bilgiyi katmaya çalışıyorum kendime. Bu yüzden hani zorlanmaktan ziyade kendime ne katabilirimi daha çok ön planda tutarak her iki bölümü de okuyorum. Yani sınav haftaları zamanı tabii çok çok kolay geçmiyor. İki bölüm var sonuçta söz konusu. Ama bir şekilde hallediliyor yani. İsteyen öğrenciler o yüzden tavsiye ediyorum. Bence yapmalılar. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekstil ve moda tasarımı dördüncü sınıf öğrencimiz Lara burada. Lara hoş geldin. Seni de tanıyabilir miyiz? Sürecinde Merhabalar. merhaba. Herkese merhabalar. Lara ben.
Moda ve tekstil tasarım bölümü son sınıf öğrencisiyim. Hatta mentor olarak 2 gün sonra mezun oluyorum inşallah. Ben bu bölümü neden seçtim? Daha çok hisle alakalı bir şeydi. Yani bir baktım şöyle bir değerlendirdim. Ne okuyabilirim ve ne okursam ondan sıkılmam. Çünkü biraz maymun iştahlıyımdır. Lakin çok doğru bir karar vererek moda tasarıma girdim. Bu bölümde Yeditepe'yi tercih etme sebebim de yine manevi bir şeydi. Çocukluğumdan beri Yeditepe'nin servis arabalarını görürdüm kendi oturduğum mahallemde. Ve ilk kodlanan üniversite Yeditepe olmuştu. Çok bilgi sahibi olarak girmedim yani üniversiteye. Ama girdiğim zaman ve okuyup başka üniversiteleri ziyaret ettiğimde ben iyi ki her defasında dediğim şeyi iyi ki bu üniversiteyi seçmişim. Sebepleri de şöyle. En çok etkileyen şey kampüs. Bunu girerseniz siz de zamanla anlayacaksınız. Bir sürü fakültenin bir yerde olması ve herkese bir iletişim sağlayabiliyor olman, başka bir bölümde okusan bile bölümün gerektirdiği bir şey oluyor ve başka bölümdeki arkadaşın onu sağlayabiliyor. O şekilde bir kolay bir iletişim sağlayabilme imkanı tabii taşıyor. Çünkü diğer üniversitenin kampüsleri farklı yerlerde. Ben de Çift Anadolu'ya baş koyup lakin devamını getiremeyenlerdenim. O kısma geliyorum. Benimki daha çok zorluktan değil de dediğim gibi modayı da seçerken daha hisle böyle bir tutkuyla seçmiştim. Grafik tonu bulamadım ben. O yüzden bıraktım. O da sağlıklı olmuş gibi geliyor bana. Daha çok birine yöneldim çünkü. İlla başlayıp da onu bitirememek de moral bozucu olmamalı. Demek ki onu da yaşamak gerekiyormuş gibi diye düşünüyorum. Kariyer planımı da daha yapmadım. Ama size tavsiye vermek isterim. Eğer moda ve tekstil tasarım okuyacaksanız. Onlar da şöyle. Eminim ki adayların hepsi çok yeteneklidir. Çizim konusunda. Ama birkaç yıl geçtikten sonra çizimin her şey için yeterli bir şey olmadığını anlamak zorunda kalıyorsunuz. Bir anda onunla çarpışıyorsun son sınıfa geldiği zaman. Muhakkak ki birinci sınıfta verilen kalıp ve dikiş derslerine kesinlikle ve kesinlikle eve gidip tekrar edilmesi gerekiyor. Çünkü size okulda öğretilen, yani bize okulda öğretilen şey en temel haliyle. Ama son sınıfta istenilen şey onun çok fazla üstüne basamak koydurmayı gerektiriyor. Bu yüzden hepimiz çizimimize güvenip bir yerlere kadar gelebildik. Ama sonra o dediğim gibi sert duvarla karşılaştık. Benim gibi birçok arkadaşım da. Ben herkese önereceğim sadece yetenek sınavı bu çizimle alıyor ama bu bölümün de getirileri var. Onlar da dediğim gibi dikiş konusunda ve kalıp çıkartma konusunda bir o kadar çizimde olduğu kadar iyi olmak. O yüzden dediğim gibi buna önem vermenizi tavsiye ederim size. Söyleyeceklerim de bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Lara. Güzel oldu. Tavsiyelerin de iyi oldu. İnşallah. Plastik sanatlar ve resim bölümümüzden Melis aramızda. Melis merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Seni tanıyabilirim. Adım Melis Tarımcıoğlu. Plastik sanatlar son sınıfım. 8 gün sonra mezun oluyorum. Benim buraya başlama serüvenimdeki ilk adım, yani zaten hep 5 yaşından beri resim çiziyordum. Tabii ki güzel sanatlar resim okumalıydım. O dönem araştırmalar yapıyordum. Çok fazla üniversite yok resim dersi veren. En iyi hangisi diye seçmeye başladığımda öncelikle tabii ki kadroya baktım. Ve buranın kadrosu beni çok etkilemişti o zaman. Sonrasında zaten hiç düşünmeden sadece bu okula girdim ve şu an mezun oluyorum. Yani pişmanlıklarım yok diyebilirim açıkçası aldığım eğitimden dolayı. Çok çok önemli isimler var. Teymur Zeyev hocamız var. Burada öncelikle resim eğitiminden bahsedebiliriz. İlk olarak resim eğitimine klasik bir üslupta anatomi dersleri veriliyor. Yani öncelikle buraya gelen öğrenci kara kalem çizebilmeyi öğreniyor. 2 sene klasik eğitim aldıktan sonra son 2 sene çağdaş üslupta işler üretmeye başlıyorsunuz. Yani bu açıdan
bu iki hem çağdaş hem klasik üslupları benimsemiş olması, işte bizlere bunların derslerini vermeleri çok faydalı oldu benim için. Çünkü her tarzda iş üretebiliyorsunuz. Yani burada plastik sanatlar ve resim demek, resim beraberinde heykel, beraberinde baskı dersleri, video, enstalasyon, her şeyi kapsıyor. Ben bu yüzden çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Onun dışında atölye olanaklarından bahsedebiliriz. Buradaki atölyeler yeterli kalıyor diyebiliriz. Mesela benim ben okulun güzel sanatların avlusunda çalışıyorum ve o avluyu benim atölyem yaptılar neredeyse. Yani çok fazla destek oluyor hocalarımız, özellikle dekanımız. Herkes yani sizin verdiğiniz emeğin karşılığını kesinlikle görüyorsunuz. Bunu hissettiğimi söyleyebilirim. Başka nelerden bahsedebilirim? Yani böyle ne söylesem yetersiz kalıyor gibi. Peki sonrasındaki hedefin nedir? Kariyer planın nedir? Benim kariyer planım bitti. Var. Evet. Şimdi artık bundan sonrasında neler yapacaksın? İşte şimdi bitirme projemizle beraber sergi yapacağız okulca. Onun dışında benim kendi planımdan bahsedecek olursak, buradaki eğitimim, hocalarım, bunlardan gerçekten memnunum ama şöyle bir farklı bir şeyler denemek istiyorum açıkçası. O yüzden başka bir üniversitede yüksek lisansa başlarım diye düşündüm. Ve işte beraberinde sergiler, sürekli resim çizme ve işte hocalarımızla entelektüel sohbetler yapma. Yani bu okulda bizim bölümde zemin kattaki o entelektüel tavırdan çok hoşlanıyorum. Çok besleyici oluyor. Tabii bunların sanatımda da faydalarını görüyorum açıkçası. Böyle özetleyebilirim açıkçası yani. Teşekkür ederiz Melis. Keyifli bir gelecek seni bekliyor. Ya, çok teşekkür ederim. Gerçekten sonsuz saygıyla andığım bir bölüm. Gerçekten ben de çok seviyorum. Tebrik ediyorum seni mezuniyetinde. gelmiş artık. Evet, sanat ve kültür yönetiminden Selinay aramızda. Selinay hoş geldin. Hoş bulduk. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Ben Selinay Yılmaz. Sanat ve kültür yönetimi bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Şimdi size biraz bölümümden, biraz da neden Yeditepe'yi tercih ettiğimden bahsedeceğim. Aslında benim bölümle tanışmam da Yeditepe ile oldu. Çünkü ben Yeditepe'nin tanıtım günlerinde bu bölümü keşfetmiş bulundum bir şekilde. Bölümümüz neden, ben bölümü neden tercih ettim? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı insanlar bölümlerinden mezun olduklarında spesifik bir meslekleri vardır ve bununla hayatları boyunca devam etmek isterler. Ama ben çok çabuk sıkılan bir insanım ve sürekli aynı şeyi yapmak istemiyorum. Eğer siz de böyle şeyler düşünüyorsanız interdisipliner bir bölüm tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Sanat ve kültür yönetimi de böyle bir bölüm. Yani adına bakıldığında genelde sadece sanatla ilgileniyormuşuz ya da sürekli çizim yapıyormuşuz gibi bir algı da oluşabiliyor aslında ama bir yandan da bir işletmecilik durumu var bizde. Güzel Sanatlar Fakültesi altında olduğumuz için özel yetenek sınavıyla falan alındığı da düşünülüyor ama sözel bölümle alınıyor arkadaşlar. O konuda da bir kaygınız olmasın, yani özel yeteneğe hazırlanacağım gibisinden. Onun dışında bölümümüzün ders içeriklerinden biraz bahsedeyim. Tabii ki sanat odaklı derslerimiz var, sanat tarihi gibi. Kültür derslerimiz var. Bunlar sizin için çok güzel bir sosyolojik altyapı oluşturacaktır. Ama bunlar dışında hukuk dersimiz var. Özellikle telif hakları üzerine ilerliyoruz zaten. İşletme dersimiz var. Galeri yönetimidir, müzeciliktir. Bunların hepsini öğreniyoruz. Sosyoloji dersimiz var. Felsefe dersimiz var. Yani biz çok fazla farklı alandan ders alıyoruz ve bunlar konusunda çok fazla bilgi sahibi olarak buradan mezun oluyoruz. Bu nedenle eğer spesifik olarak odaklanmak istediğiniz bir şey yoksa ve çok fazla konu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız ve bu şekilde eğitiminize devam etmek istiyorsanız sanat ve kültür yönetimi sizin için ideal bir bölüm olacaktır.
Yeditepe'yi tercih etme nedenlerimden biri tabii ki benim bu bölümü burada keşfetmiş olmam. Ama bir yandan da kampüsümüz zaten herkesin de dediği gibi yemyeşil bir kampüsümüz var ve gerçekten çok güzel. Yani Türkiye'deki en iyi kampüslerden biridir kesinlikle. Bunun dışında akademik kadro önemli. Mesela bizim için sanat ve kültür yönetiminde İnsanların akademik kadronun sektörden olması çok önemli bir detay. Yani gittiğimiz müzenin, gezdiğimiz serginin başındaki kişiler bize eğitim veriyor. Ve bu aynı zamanda bize çok iyi de bir network sağlıyor. Ve bizim sektörümüzde de bu en önemli şeylerden biri. Bir çevrenizin olması. O açıdan çok önemli. Akademik kadromuzu da çok beğeniyorum. Bir yandan da burs olanakları benim için çok cezbedici olmuştu. Ben buraya dereceyle girdim ve Yeditepe'nin diğer üniversitelere göre burs olanakları çok çok daha fazla. Yani hem yurt bursu hem yemek bursu, aynı zamanda böyle bir cep harçlığı olabilecek bir destek bursu da veriyorlar dereceli öğrencilere. Mesela benim gibi bir bölümde okuyan bir insan için bu çok önemli. Çünkü biz sürekli galeri, müze, tiyatro oyunu derken sürekli bir sosyal aktivitelerin içinde olmak zorundayız. Ve bunlara da bu şekilde destek sağlamış oluyoruz bir yandan. Böyle diyebilirim. Sorularınız olursa da onlara da cevap veririm. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Selinay. Gerçekten güzeldi. Evet, tiyatro bölümümüzden Gökçe aramızda. Gökçe hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba herkese. Gökçe Camgöz ben. Ben de tiyatro bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bir hafta sonra mezunum. Neden Yeditepe'yi tercih ettiğimle başlayayım. Şimdi Yeditepe aslında benim 2. üniversitem. Daha önce İstanbul Devlet Konservatuvarı trompet bölümünde okudum. Tiyatro okumak istediğimde aslında orayı tercih edecektim. Ben mezun olduğum sene yaz sınırı 24'ten 22'ye indirildi ve ben özel okulu tercih etmek zorunda kaldım. Akademik kadro, eğitim kalitesi ve özellikle özel okullarda tiyatro bölümünden mezun olan öğrencilerin neler yaptıklarını araştırdım. Aklımda iki okul vardı, birisi Yeditepe'ydi. Yeditepe'ye baktığımda çok gerçekten çok özel tiyatro insanları vardı ve Yeditepe evime çok yakındı, o yüzden burayı tercih ettim. Vallahi iyi ki tercih etmişim, çok mutluyum gerçekten çünkü değer verdiğim çok değerli o insanların üstümde emeği çok fazla. Yani gerek hocalarıyla gerek öğrencileriyle bir bütün oluşturma ve bu bütünle bir şeyler üretebilme hissi bizim bölümümüzde Yeditepe'de yani olağanüstü bir şekilde var. Bize sağladıkları olanaklar arasında işte çift ana dal, yan dal ve yurt dışı eğitim olanakları var. Bunun dışında biz her sene yurt dışından gelen hocalarla atölye yapma imkanı bulduk ve eski mezunlarla söyleşiler yapıp onların deneyimlerini ve tecrübelerini öğrendik. Bu çok kıymetli bir şeydi. İngilizce konusunda biz şöyle eğitimimizi tabii ki Türkçe yapıyoruz ama İngilizce nasıl etki ediyor? Şöyle. Örneğin teorik derslerde bir kaynak bulmamız gerektiğinde, araştırmamız gerektiğinde yabancı kaynaklara bakabiliyoruz. Bunun dışında sahnelediğimiz bir oyun ya da bir herhangi bir parçanın sahne dilinde, çevirisinde bir sorun varsa metnin orijinaline bakıp onu sahne diline uyarlayabiliyoruz. Bu anlamda yabancı dil eğitimi gerçekten çok önemli oldu. Ben de şimdi yüksek lisansa hazırlanıyorum. Bunun dışında tabii ki bir tiyatroya dahil olmak, sahneye çıkmak ve kamera karşısına geçmek var. Ama malum şu an pandemiden dolayı biraz daha beklemek zorundayım şu anda. Tavsiye olarak şöyle diyebilirim. Yani ben ilk 1. sınıfa başladığımda diyordum ki bu 4 sene nasıl geçecek acaba? Ama şimdi mezun olmak üzereyim ve burada bir paylaşımda bulunuyorum. Yani çok çabuk akıp geçiyor zaman. Yani söylemek istediğim şey şu ki akademik ve sosyal olarak alabileceğiniz her şeyi alın mutlaka. Yani deyim yerindeyse yapışın. Gerçekten bu gerekiyor. Zaten bölümümüz ve hocalarımız yardım etme konusunda, iletişim konusunda yani iyi ki varlar. Çünkü geriye dönüp baktığımızda keşke şu zaman onu da yapsaydım demek gerçekten çok üzücü olabiliyor. O yüzden hani her şeyi zamanında yaşamak gerekiyor bu anlamda. Son olarak da İngilizce eğitimini kesinlikle 4. sınıfa kadar çok iyi geliştirmek gerekiyor. Neredeyse sular seller gibi çünkü İngilizce bizim mesleğimizde de tahmin ettiğimizden daha fazla gerekiyor. Öyle, teşekkür ederim.
Peki, çok teşekkür ederim. Bugün şey gibi oldu, hep mezun öğrenci, dördüncü sınıf ve artık mezuniyeti bir veda gibi oldu ama biz hiçbir zaman öğrencilerimizle vedalaşmıyoruz. Çünkü mezunlar ofisimiz her zaman iletişim içinde oluyorlar ve bu network her zaman devam ediyor. Nehir'in sana bir sorusu var Gökçe. Diyor ki tiyatro bölümüne girmek için ne tarz bir yetenek sınavı oluyor diyor. İki tane parça hazırlıyoruz ya da bir tane parça hazırlıyoruz ve bir tane şiir istiyorlar bizden. Bir tane şiir hazırlıyoruz. Zaten pek böyle sınav havasında geçmiyor. Biz çalıştığımız parçaları gösteriyoruz. Fakat o kadar tatlı hocalarımız var ki gerçekten böyle bir sohbet ve tanışma gibi geçiyor. Kendi özel hayatımızı anlatıyoruz. Gayet rahat bir sınav. Tirat çalışmamız gerekiyor, şiir çalışmamız gerekiyor. Eğer isterlerse fazladan şarkı söylememiz gerekiyor. Evet, ben özel bir eğitim almıştım tiyatro ile çok kısa bir dönem. O çok keyifli olduğunu biliyorum sizin sürecinizin. İnanılmaz evet. Keyifli. Keşke biraz daha yetenekli olsaydım diye. Şu an çok özendim. Evet, bir tane de Şamil sana bir soru var. Gastronomi bölümünde pastane kısmı hakkında bilgi verir misiniz diyor. Tabii vereyim. Bizim ikinci sınıftan başlayarak genel pastacılık ve pastacılık ürünlerine dair iki dersimiz bulunuyor. Ona ek olarak Türk mutfağında ve Türk yöre mutfaklarında da yine Türk yöresine ve Türk mutfağına özgü pastacılık ürünleri yapıyoruz. Nikola Şef çok değerli bir çikolata ve pastacı aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Simona Şef İtalyan mutfağında pizza vesaire konusunda çok iyi. Fahri Şef de Türk ve Türk yöre mutfağı konusunda, pastacılık ürünleri konusunda çok iyi. Tamamen o sana bağlı. Yani zaten gastronomide olay biraz kendini geliştirmek. Yani kendine ne kadar kattığınla alakalı ve nereye yönelmek istediğinle alakalı. Bütün hepsi mevcut. İyi yani pastacılık eğitimi. Şeye bakabilirsiniz, internet sitesinde derslerin içerikleri vesaire var. Bölümün. Öyle. Evet. Selin diyor ki, Selinay kariyer planından biraz bahsedebilir mi? Şimdi şöyle, bizim bölümde genelde şöyle bir algı var. Bu bölümden çıkan herkes küratör olur. Böyle bir algı olmasın arkadaşlar, bu biraz yanlış. Çünkü bizim bölümde, şimdi biz sahne sanatları dersi de alıyoruz, müzeoloji dersi de alıyoruz, galeri yönetimi dersi de alıyoruz. Yani isterseniz müzede çalışırsınız, isterseniz bir tiyatro sahnesinde çalışırsınız, isterseniz bir galeride çalışırsınız. Ama bunların yanında bienaller, fuarlar, festivaller, bu tür şeylerde de çalışabiliyorsunuz. Yani önü çok açık. Aynı zamanda akademik olarak da ilerleyebilirsiniz. Bizim üniversitemizde sanat ve kültür yönetiminin yüksek lisans programı da mevcut. Hani bunlar üzerine yazılar da yazabilirsiniz. Ya da halkla ilişkilerle ilgilenebilirsiniz. Hani buradan yönelebileceğiniz çok fazla sektör var. Hangisine yönelmek isterseniz eğitim hayatınız içerisinde buna derslerini aldıktan sonra da çok daha kolay karar verebilirsiniz. Peki, teşekkür ederiz. Var mı arkadaşlar başka sorular? Sorunuz varsa yazın lütfen chat kısmından. Öğrencilerimiz bu anlamda gerçekten artık hemen hemen hepsi mezun olmak üzere ve çok ciddi bir tecrübeye sahipler. Bu anlamda sorunuz varsa bekliyor olacağız. Peki, eğitim dili İngilizce dedik ama bunun yanı sıra 8 farklı dilde öğrenilebiliyor üniversitemizde seçmeli olarak. Alan öğrencimiz var mı aramızda şu anda? Ben hocam İspanyolca almıştım bayağı bir. Bence çok keyifli zaten. En azından bir dil İngilizce ek olarak seçmeli, serbest seçmeli olarak alınması şart yani. Çünkü hem hocalar çok iyi, hem dersler çok keyifli. Hem de mesela gastronomi için konuşuyorum. İspanyolca en başta ve Fransızca hem kaynak tarama açısından hem de mesleki anlamda çok önemli diller edinilmesi iyi olur yani. Evet. Selinay da almış galiba. Bilirim bu konuda. Ben de Almanca alıyorum. Gerçekten Şamil'in dediği gibi yabancı diller bölümü çok etkin bizim okulda.
Benim ders alan arkadaşlarım da başka dersler, başka dillerden alanlar da çok övüyorlar. Ben de Almanca zümresini gayet iyi buluyorum. Benim de planım aslında yüksek lisansımı yurt dışında yapmak, Almanya'da. Bu nedenle Almanca çalışıyorum ve okul bu konuda çok iyi destek oluyor bana. Öneririm ders almanızı yabancı dillerden. Evet. Nehir diyor ki tiyatro için AYT sınavından sözel mi çözmek gerekiyor diyor. Evet. Yani şöyle, ben konservatuar çıkışlı olduğum için daha önce hiç işte üniversite sınavına vesaire girmedim. Bir tek Yeditepe'ye girerken girdim. Ben girerken YGS'nin ilk, yani ilk kısımdan işte 180 puan almak gerekiyordu. Ben de işte var olan bilgilerimle bir iki ay falan çalıştım. Aldım puanımı, geçtim. Yani o kadar hani şey, sözel çözmek yetebiliyor işte. Ya da varsa işte matematik, sayısal. Yani çok baraj istedikleri için ben girdiğimde öyleydi. Şu an bilmiyorum. Şu an ben söyleyeyim rehber öğretmen olarak. Şimdi artık sizin o YGS, TYT ve AYT şekline dönüştü. TYT herkesin, ön lisans okumak isteyen öğrencinin de diğer 4 yıllık bölümleri seçmek isteyen öğrenciler için ortak giriyorlar. AYT'de de bölümlere, alanlara ayrılıyor. Sizin Nehir TYT'de barajı geçmiş olmanız 180'in üzerinde olması gerekiyor. Sonra özel yetenek sınavlarına giriyorsunuz. Özel yetenekle kabul ediliyorsunuz. Evet, Selin'in bir sorusu var. Grafik tasarım bölümünde daha çok elle çizim mi yapılıyor yoksa dijital tasarımlar mı yapılıyor demiş. Grafik tasarım bölümünde ilk sene sadece ağırlıklı olarak el çizimine değer veriyorlar, önem veriyorlar. Az önce Melis'in de bahsettiği gibi Temur Hoca'dan desen dersleri alıyoruz. Gürbüz Hoca'dan da temel sanat dersleri alıyoruz. Her iki derste bayağı bir haftayı dolduruyor zaten ve el çizimi olarak devam ediyor. Onun dışında program dersleri de öğreniyoruz. Adobe Illustrator olsun, Photoshop olsun, InDesign olsun. Bunlar birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf şeklinde ayrıştırılmış ya da dönem olarak değişiyor. Ama verilen ödevlere göre el çizimi bir ikinci sınıfın ikinci dönemine kadar falan devam ediyor. Sonrasında tam olarak bilgisayarda başlıyor. Ama şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Yani bir tasarım bilgisayarda yapacak bile olsanız ilk olarak el çizimini istiyor bütün hocalarımız. Yani tipografi Emre hocamızdan tutun, yaratıcı düşünce dersi alacağınız Özlem hocaya kadar. Yani hepsi fikrinizi önce kağıt üstünde el çizimi şeklinde görmek istiyorlar. Hatta pandemi sürecinde bu dönemde bu şekilde bile ilerledik yani. O yüzden önce çizim, sonra bilgisayara geçirme gibi bir durum söz konusu. O yüzden tasarımınızı size vereceğim öneri de direkt bilgisayardan başlamayın. Gerçekten kağıdı kalemi elinize alın, ne yaparsanız yapın. Önce kağıt kalemde bir çıksın ortaya, sonra bilgisayara geçirin. Evet, bir de yetenek sınavları genelde nasıl oluyor diye soruyor. Ne istiyorlar diye soruyor Selin sana. Yetenek sınavları şöyle, ben kendi girdiğim sınavı söyleyeyim. Yeditepe'nin sınavında ben büyük bir sınıfta yuvarlak oluşturulacak şekilde masalarımız vardı. Ve tam ortada da büyük bir çöp arabası koymuşlardı. O çöp arabasının yanında da baka baka çizdik. Hayali bir yavru köpek çizmemizi istediler. Kompozisyon olarak tasarım tamamen bize aitti. Daha sonrasında seçilen ön elemeyi, yani ön sınavı geçen öğrenciler bu sefer portfolyo şeyine tabi tutuldular. Sınavına tabi tutuldular. O da işte bu bölüme girebilmek için şu zamana kadar ne yaptığınızı dair bütün yaptığınız işleri koyduğunuz ve hocalarla birebir olarak konuştuğunuz bir yüz yüze sınav sistemi diyeyim. Ben portfolyoma, belki böyle bir soru gelir diye kısaca anlatayım. Portfolyoma sadece yaptığım işleri koymadım. Bana sosyal medyadan birkaç arkadaş daha ulaştı. O yüzden şimdi söylemek istiyorum. Portfolyonuzda sadece yaptığınız işleri değil,
gerçekten ortaokul, lise ya da işte mezuna kaldıysanız o dönemde kendinizi başka hangi alanlarda geliştirdiniz? Kendinize ne kattınız? Çizim dışında fotoğrafla ilgilendiyseniz çektiğiniz fotoğrafları çıktı yapın, bir, yani çıktı alın bir kitap haline getirin, portfolyonuza ekleyin. Ben öyle yaptım. Onun dışında ortaokul zamanında elime geçen, lise zamanında elime geçen belgeleri tek tek dosyaladım. Onları da koydum. Yani aslında şöyle... Yani tam burs almak çok önemli bir şey. Özellikle de bu şekilde özel bir okulda tam bursu okumak çok önemli bir şey. Yani benim için önemli. Bu yüzden ben alabilmek için elimden gelen her şeyi yapmıştım. O yüzden de yani tam bursu öğrencilere bir yatırım olarak bakıp biz bu öğrenciye bir yatırım yapacağız. Peki bu öğrenci bize ne katacak şeklinde düşünülüyor okul olarak. Bu yüzden siz onlara her türlü yeteneğinizi, her türlü ne kadar kaliteli bir öğrenci olduğunuzu, kaliteli bir insan olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Bu da kendinize kattığınız işlerle oluyor. O yüzden portfolyoda koyabildiğiniz gerçekten değerli olan, ilgilendiğiniz her şeyi eklemeye çalışın. Çizimlerinizi de koyun tabii ki de, onlarsız olmaz. Bu şekilde iki sınav sistemi var Yeditepe'nin grafik bölümünde. Teşekkür ederim. Biraz önce Nehir'in sorusuna eksik bilgi vermemek adına şunu da eklemek istiyorum. TYT ve barajı geçtikten sonra özel yetenek sınavlarına girebiliyorsunuz. Ama AYT'yi de çözmeyi ihmal etmeyin. Çünkü aynı anda hem özel yeteneğe başvurabiliyorsunuz ya da sözel puan türüyle bir bölüme girmeyi istiyorsanız da ikisini aynı anda gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden onu da eklemek istedim. Hani sadece TYT'ye girip ondan sonra AYT'ye girmemezlik etmeyin. Mutlaka orada da şansınızı deneyin. Bunu da eklemek istedim. Peki başka soru şu an yok. Sizlerin eklemek istediği bir şey var mı? Hepiniz çok güzel anlattınız. Çok güzel özetlediniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Lütfen buyur. Konuşurken söylemeyi unuttum. Aynı zamanda bizim bölümde çap olanakları da çok geniş. Ben de çap yapıyorum. Sonra televizyon bölümünde yapıyorum. İletişim Fakültesi'nin altında. Bir arkadaşım da Fen Edebiyat Fakültesi'nde sosyolojide yapıyor. Başka bir arkadaşım da ticari bilimlerde, e-ticarette yapıyor. Yani çok çeşitli yerlere de yönelebiliyoruz. Ve Yeditepe bu konuda gerçekten diğer üniversitelere göre daha fazla şans tanıyor insanlara. Mesela bazı üniversiteler sadece fakülte içinde çift anadala izin veriyor. Ama Yeditepe'de ya ben iletişim fakültesinde yapabiliyorum. Başka arkadaşım Fen Edebiyat'ta yapabiliyor. Başkası idari bilimler, iktisadi idari bilimlerde falan da yapabiliyor. O yüzden bunu da değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Var mı başka eklemek istediğiniz arkadaşlar sizlerin de? Hocam, bence üniversiteyi üniversite olarak değil de bir akademi ortamı olarak görüp genel bütün entelektüel anlamda, sanat anlamında, bilim anlamında, her anlamda hangi mesleği yaparlarsa, hangi tercihi yaparlarsa yapsınlar, geliştirmeleri benim tavsiyem. Evet. Daha güzel geçer üniversite hayatları. Çok güzel söyledin, evet. Çünkü üniversite gerçekten size kaynaklarını sunar ve bu kaynaklardan faydalanmak tamamen öğrenciye kalmış. Bu imkanların ne kadar geniş olduğu, evet, üniversitenin kalitesini gösterir. Ama bunu da artık 18 yaşına geçmiş bir birey olarak otokontrolü sağlayıp biraz önce arkadaşımızın da söylediği gibi her şeyden faydalanmak ve her şeyi ele almak sizin elinizde. Yurt dışı olanakları, kampüs, bunlar mesela kampüs dediğimizde çok basit değil aslında, çok önemli. Kampüs üniversite olmak çok ciddi bir network sağlar size. Bu görmüş olduğunuz öğrencilerimizin hepsi belli yerlerde çalışmaya başlayacaklar ve hepsi bir arada eğitim alıyorlar. Kulüplerde denk geliyorlar, bir arkadaşlık zinciri oluşuyor orada ve ileriye dönük bir yatırım yapıyorlar aslında. Üniversite arkadaşlıkları her zaman unutulmayan arkadaşlıklara dönüşüyor. Yabancı dil dediğimizde artık arkadaşlarımızın dediği gibi her noktada geçerli. Birçok olanak, imkan var. Bunları kullanmak tamamen öğrencinin elinde. Başarı her zaman
Tabii ki ön koşul. Değil mi? Burs konusunda da sonradan gelip hiç burssuz başlayıp bölüm birincisi olarak devam edip ek burslar alan öğrencilerimiz de var. Ben öyleyim Selvan Hocam. Ben öyleyim. Öyle mi? Evet. Söyleyemedim onu. Lütfen. Onun daha doğrusu aklımdan çıktı. Ben 50 burslu girmiştim okula. Daha sonra birinci sınıftan son sınıfa kadar bölüm birinciliğe devam ettim. Bana 25 burs verdiler ekstra olarak. 75 burs okudum. Evet. 4 sene boyunca. Çok, evet. Çok büyük avantaj ya gerçekten. Sizleri birazcık böyle şey yapsam neler çıkacak? Her şeyden değil mi? Faydalanan öğrencilerimiz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz... Lafınızı böldüm, pardon. Hiç değinilmediği için çok ufak değineceğim de, olur da ileride akademisyenlik gibi bir hayal kuran öğrenciler varsa şimdiden onlara ufak bir tavsiye vereyim. Ben kendi bölümümün öğrenci asistanlığını yapıyorum aynı zamanda. Bu da akademisyenliğe çıkan basamaklarda ufak bir adım oluyor. İlk bir başlangıç açısından hocalarınızla birlikte çalışma şansı buluyorsunuz. Özellikle sınıfınız arttıkça alttan gelen sınıfların derslerine girip asistanlık yapabiliyorsunuz öğrenci asistanlığında. Böylece de hani biraz da eğitmenin ve öğretmenin ne demek olduğunu kendi gözlerinizle de görmüş oluyorsunuz. O yüzden eğer varsa akademisyen olmak gibi bir hayaliniz, okul içerisinde öğrenci asistanlığına da başvurabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Çünkü benim öyle bir hayalim var. O yüzden öğrenci asistanlığı da yapıyorum. Bu da aklınızda bulunsun demek istiyorum. Evet, aranızda peki bu akran danışmanlığı yapan var mı? Ben. Evet. Ben kendi fakültemin temsilcisiyim aynı zamanda. O yüzden akran danışmanlığı da yapıyorum. Geçtiğimiz dönem okula girmiş birinci sınıf öğrencilerimizle gruplarımız falan var. Birçoğu da beni tanıyorlar, biliyorlar. Ekstra sorularınız olursa cevaplayabilirim tabii ki de. Evet, yani bu akran danışmanlığı gerçekten üniversiteye yeni girmiş bir öğrenci için çok değerli. Evet. Sizin tecrübeleriniz ve süreç nasıl işliyorla ilgili üniversite içerisinde öğrenci dekanlığımızın başlattığı akran danışmanlık programı da var. Üst sınıflar her zaman size yol gösterici olarak bu anlamda da destek veriyorlar. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Yoksa ben yayını bitireceğim. Hepinize katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl duruyorsunuz. Gerçekten harikasınız. Ben rehber öğretmen olarak biraz öğrenci merkezliyim. Bayılıyorum öğrencilere. Sizin de o kadar güzel başarılarınızı dinleyince çok inanılmaz keyif alıyorum. Aday öğrencilerimizin de umarım gönüllerindeki meslekler olur. Ve bu sene bunu başarırlar. Umarım kampüste buluşuruz hep beraber. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın o zaman.